İlahi Armağan, yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey evlat! Ben kimseyle oturmam. Otursam bile bana uyan 2 ya da 3-5 kişiyle otururum. Allah dostlarının sohbetinde bulun. Çünkü onlar birine bakıp himmetlerini ona yöneldikleri zaman onu severler. O bakılan ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Mecusi olsun hiç fark etmez. Baktıkları Müslümansa imanı, yakini artar ve ayağını yere daha sağlam basar. Kalp düzgün olunca bakış da düzgün olur. Kalp düzgün olunca Allah'a yaklaşır. Kul yakınlık ve marifet nuruyla baktığı zaman bakışını Allah yönlendirir. Yakınlık kalbinde bir bulut, bakışı bir şimşek, öğüt vermesi de bir yağmur oluverir. Dili gönlünden geçenleri ifade etme gücü bulur. Dili mürekkebini marifet halkasından ve ilim denizinden alan bir kelam oluverir. Sözü ve bakışı gönlünden geçenlerin gök gürültüsü olur. Her ikisi de Allah tarafından gelen sağlam bir kökten çıkar. Emirleri güzelce yerine getirip yasaklardan gerektiği şekilde kaçan ve Hazreti Peygamber'i hoşnut etmek de elinden geleni yapan kimse bu yolda başarılı olur. Üzerinde bazı kalıntılar kalır. Allah tarafından gönderilmiş olan hakikati aramaya koyulur ki üzerindeki kalıntılar da gitsin. İlmi ve Allah'a yakınlığı da böylece artsın. Allah'ı arama yolunda doğruluk, güzel amellerin meyvesidir. Güzel amel, Allah'a karşı sergilenmesi uygun olan ve ondan başka ortağı bulunmayan davranış demektir. Güzel amel seni dilediğinin murat yoluna koyar. Sen de o yolda sağa sola sapmaksızın kalp, sır ve mana adımlarınla inerlersin. Her şeyden sıyrılırsın. Ne insanların, ne dünyanın, ne ahiretin yanında olursun. Allah'ın rızasını dileyen kimselerin arasına karışırsın. Nitekim Musa aleyhisselam, "Rabbim, sen razı olasın diye sana hemencik geldim." buyurmuştur. Kim Allah'ın Musa aleyhisselam hakkında "Biz ona daha önceden diğer süt anneleri haram kılmıştık." buyurduğu gibi sırf Allah rızasını ararsa, seven ve sevgisinde gerçekçi olan böyle kulların kalplerine bütün süt anneler, yaratılmış ve sonradan meydana getirilmiş olan, yokken var olan her şey haram kılınır. İlahi gayretten dolayı hiçbir süt annenin sütü onun boğazından geçmemiştir. Hepsi yere dökülmüş ve tamamen boşa gitmiştir ki böylece Musa sevgilisinden başka hiç kimseyle oyalanmasın. Bu mümin ve arif kul davranışlarıyla Hazreti Peygamber'i hoşnut etmeye devam ederse sonunda kalbinin Rabbi huzuruna girmesi için izin istenir ve Allah'ın huzurundaki bir köle gibi olur. Hizmet süresi uzayınca üstad bana hükümdarların kapısını göster, beni onunla meşgul et ve onu görebileceğim bir yere yerleştir. Elimi ona yakınlık kapısının halkasının üzerine koy der. O da onu yanına alır ve kapıya yaklaştırır. Ona, "Senin yanında ne var ey Muhammed? Yanında ne var ey elçi, ey kılavuz, ey öğretici?" denir. O da, "Sen biliyorsun, büyüttüğüm ve bu kapıya kulluk etmeye razı ettiğim bir kuş yavrusu var." der. Sonra kalbine, "İşte Rabbinle birliktesin." der. Nitekim Cebrail aleyhisselam, peygamberimizi göğe çıkarıp Rabbine yaklaştırınca, "İşte Rabbinle birliktesin" demişti. Ey evlat! Güzel amel ver, alemlerin Rabbine yakınlık al. Çok ilerileri düşünme ve hırsını azalt. Hayata veda etmek üzere olan kimsenin kılacağı namaz gibi namaz kıl. Müminin vasiyeti başının altında yazılı olmadan uyumasın yakışık almaz. Allah onu sağlıklı bir şekilde uyandırırsa bereket bulur. Aksi halde o öldükten sonra ailesi onun vasiyetini bulup malından faydalanırlar, ona rahmet okurlar. Veda edip ayrılacak olan kimsen gibi yemek ki, varlığın da ailesine veda edip gidecek kimsenin varlığı gibi olsun. Kardeşinle buluşman da yine veda etmek üzere olan kimseye benzesin. Kalbinde
ben veda edip ayrılacak olan bir yolcuyum düşüncesini oluştur. İşi başkasının elinde olan kimse nasıl böyle davranmaz ki? İnsanlardan sadece 3-5 kişi başına gelecek olaylardan, neler yapacağından ve ne zaman öleceğinden haberdar olur. Bu onların kalplerine bir hazine misali saklanmıştır. Sizin güneşi gördüğünüz gibi onlar da kalplerindekini öylece görürler. Ama dilleri bunu anlatamaz. Bu bilgiden önce sır haberdar olur, kalbe bildirir. Kalp huzura ermiş olan nefse bildirir ve saklamasını ister. Nefis bu bilgiden ancak terbiye öğrenip kalbe uşaklık ettikten ve onun yanında durduktan sonra haberdar olabilir. Birçok mücadele ve uğraşı sonrası bu bilgiyi öğrenmeye liyaket kazanabilir. Kim bu makama ererse Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve sözcüsü olur. Allah sırlar kapısıdır. Hakkın hazineleri olan kalp hazinelerinin anahtarı Allah'ın katındadır. Bu insanların akıllarıyla kavrayamayacakları bir şeydir. Onun hakkında bilinen, aydınlığa kavuşan bilgilerin tümü doğanın bir zerresi, denizinin bir damlası ve güneşinin bir kandili bile olamaz. Allah'ım, bu sırları ifşa ettiğim için senden özür diliyorum. Sen biliyorsun ki ben yenik düşmüş, kendimden geçmişim. Gerçi sufilerden biri özür dileyeceğin davranıştan uzak dur demiştir. Ama şu kürsüye çıkınca sizin varlığınızı unutuyorum ve kalbimin karşısında özür dileyeceğim ve çekineceğim kimsecikler kalmıyor. Bir defasında sizden kaçmak istedim ama yine işinize düştüm. İsterdim ki her geceyi başka bir yerde geçireyim. Şehirden şehire, köyden köye yolculuk edeyim ve ölünceye dek gurbette ve insanlardan saklı olarak kalayım. Benim arzuladığım şey buydu ama Allah bunun tersini diledi. Böylece kaçtığım şeyin tam ortasında buldum kendimi. Şu kalp var ya, düzgün olup ayakları Hakk'ın kapısına sağlam basınca tekvin, var etme çölüne, ovalarına ve denizine düşer. Bazen Allah'ın sözüyle, bazen himmetiyle, bazen de nazarıyla hareket eder. Adeta Allah'ın fiili olur, sonra görevden alınır. Önce fani olur, sonra beka bulur. İçinizden buna inananların sayısı çok azdır. Çoğunuz bunu yalanlar. Buna inanıp bu doğrultuda hareket etmek işin son noktasıdır. Salih kulların özel hallerini ancak heva ve hevesinin peşinde koşan deccal kılıklı münafıklar inkar eder. Bu işin temeli önce sağlam bir şekilde inanmak, sonra da bu doğrultuda hareket etmektir. Bir kimse zahir hükümlerle amel ederse bu ameli onun Allah'ı tanımasını ve bilmesini sağlar. Hükümler kendisiyle insanlar arasında, sahip olduğu ilimse kendisiyle Rabbi arasında olur. Zahir amelleri batın amellerine oranla küçük kalır. Organları sükunet bulur ama kalbi bir türlü sükunet bulmaz. Beden sözü uyur ama kalp gözü uyumaz. Kendisi uyurken kalbi amel etmeye ve Allah'ı anmaya devam eder. Anlatıldığına göre bir sufi elinden tesbihi hiç düşmez ve hep Allah'ı tesbih edermiş. Bir gün uyumuş, uyandığında bir de bakmış ki eli tesbih çekiyor, dili de Allah'ı zikrediyor. Kalbe ferman gelir, amel eder. Sırra ferman gelir, o da batıl amelleri yapar. Onların bunun dışında da ettikleri ameller vardır. Onlar bunun için çalışırlar. Organlarla yapılan zahir ameller abidlere aittir. Kalp ve sırla yapılan batıl amellerse Allah'ın seçkin kullarına aittir. Onlar Allah'la aralarında bir yakınlık olmasına rağmen hep korku içindedir. Sahip oldukları makamı kaybetmekten, hallerinde bir değişiklik olmasından korkarlar. Kalplerinin çevrilmesinden korkarlar. Kalplerinin çevrilmesinden, güneşlerinin ve aylarının ışığının kaybetmesinden, ayaklarının sürçmesinden korkarlar. Allah'a yakınlık kapısının kolunu hiç bırakmazlar ve onun rahmeti ve eteğine sıkıca tutunurlar. Allah-u Teala'ya, Rabbimiz, biz senden ne dünyayı ne de ahireti istiyoruz. Senden tek istediğimiz bizi affetmen ve dinimizde bize afiyet vermendir.
imanımızın ve marifetimizin kılıcı olmasıdır. Bize bunu lütfeyle. Senin rahmet eteğine tutunduk, beklentimizde elimizin boşa çıkarma. Bunu bizim için oldur, çünkü sen bir şey dilediğin zaman ol dersin, hemen oluverir diye yakarırlar. Ey cemaat! Söz ve davranışlarınızda Allah dostlarına uyun. Onlara hizmet edin. Mallarınızla ve canlarınızla onlara yaklaşman gayreti içinde olun. Onlara verdiğiniz her ne varsa o yine size aittir. Sadece onların yanında korunmaktadır. İleride bu verdiklerinizi size geri verecekler. Kalem, ezelde rızkının dar olacağını yazmışken rızkının bol olmasını arzuluyorsun. Bu davranışınla cezayı ve kınanmayı hak ediyorsun. Çünkü kısmetinde olmayan bir şeyi istiyorsun. Dünyadan kısmetinde olmayan hiçbir şeyi alamayacağın halde, dünya için hırsı olmaya ve mal mülk istemeye daha ne kadar devam edeceksin? Allah dostları hep itaat üzeridir. Kalpleri de ürperti içindedir. Sizse isyandasınız, hep karşı geliyorsunuz. Kalpleriniz ise güven duygusu içinde. Aldanmak tam anlamıyla işte budur. Allah'ın sizi apansız yakalayıvermesinden sakının. Peygamberimiz her sanatta bileninden ustasından faydalanın buyurmuştur. İbadet etmek de bir sanattır. Ustasıysa amellerinden ihlaslı olanlar, hükümleri bilip uygulayanlar, Allah'ı tanıdıktan sonra insanlara veda edenler ve kalp ve sır ayaklarıyla nefislerinden, mallarından, çocuklarından ve Rableri dışındaki her şeyden kaçanlardır. Bedenleri insanlar arasında medeniyet içindedir. Kalpleri ise çöllerde, ıssız yerlerdedir. Kalpleri güzelce yetişip kanatları kuvvetleninceye ve gökyüzüne uçuncaya kadar böyle devam ederler. Onlar kendilerine yüksek hedefler koymuştur. Kalpleri uçup Hakk'ın huzuruna varmıştır. Böylece Allah'ın haklarında hiç kuşkusuz onlar bizim katımızda seçilmiş olan hayırlılardır buyurduğu kimselerden olmuştur. İman yakini, yakin marifete, marifete ilme dönüşünce bir Allah eri olursun. Zenginlerden alıp fakirlere dağıtırsın. Mutfağın sahibi olursun. Rızıklar kalbinin ve sırrının eliyle sana gelir. A münafık, böyle olmadıkça sen beş para etmezsin. Vah sana! Allah'ın hükmünü bilen, dünyayı kalbinden silmiş, haramlardan ve haram şüphesi taşıyan şeylerden sakınan bir mürşidin elinde yetişmedin. Yazık ki ne yazık! Her şeyi hiç karşılıksız almak istiyorsun. Ama nafile, senin eline hiçbir şey geçmez. Üç kuruşluk dünya bile zorluğunu çekmeden eline geçmiyor. Allah'ın katındakini nasıl elde edeceksin? Allah'ın yüce kitabında, onlar gecenin çok az bir bölümünde uyurlar, seher vakitlerinde de istiğfar eder, bağışlanma dilerler buyurarak, çok ibadet etmekle nimet dediği kimselere göre sen neredesin? Allah, onların kulluğuna önem verdiklerini görünce onlara kendilerini uyandıracak, yataktan kaldıracak melekler görevlendirir. Peygamberimiz Allah Cebrail'e "Ey Cebrail, falanca kulumu uykusundan uyandır, falanca kulumu da uyut" buyurur demiştir. Bu hadis iki türlü anlaşılabilir. Birinci anlama göre falanca kulumu uykusundan uyandır çünkü o ibadetine önem verir, günaha girmekten kaçar. Ondan dalgınlığı ve uykuyu gider. Falanca kulumu da uyut. Çünkü o yalancı münafığın tekidir. Boş şeyler içinde kaybolmuş, kat kat lanete uğramıştır. Ona uyuklama ver ki onu ayakta olanlar içinde görmeyeyim demektir. İkinci anlama göre ise falanca kulumu uykusundan kaldır. Çünkü o beni seviyor ve istiyor. Sevmekse güçlük çekmeyi, yorulmayın gerektirir. Falanca kulumu da uyut, çünkü o benim sevgili kulumdur. Sevgili ise dinlendirmek gerekir demektir. O uyur ve dinlenir. Çünkü sözünü tutmak için gece gündüz demeden çalışmış ve sevgisini ispatlamıştır. Bu gerçekleştikten sonra sıra Allah'ın sözünü tutmasına gelmiştir. Çünkü o kendi yolunda çalışıp yorulan herkesi kendi yanında dinlendireceğini garanti etmiştir.
Allah dostlarının kalpleri Rablerine doğru yol alıp yükselince uyanıkken göremediklerini uykudayken görürler. Kalpleri ve sırları uyanıkken görmedikleri şeyleri görmeye başlar. Onlar namaz kılmış, oruç tutmuş, nefislerini aç bırakarak, onurunu kırarak yenmiş, her türden ibadetleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmış ve sonunda cennetlerini bulmuştur. Cenneti bulduktan sonra onlara yürünmesin gereken yol bu değildir, Hakk'a giden yolu aramaktır denmiştir. Bunun üzerine kalp amelleri çalışmaya başlamıştır. Kalpleri Allah'a erince onun katında karar kılmışlar ve aradıklarının bilgisini onun yanında bulmuşlardır. Rablerine kulluk yolunda harcadıkları emekleri gözlerinde küçülmüştür. Mü'min Rabbine ulaşıncaya kadar zahmet çeker. Yazık sana! Bana mürid olduğunu iddia ediyorsun ama malını benden esirgiyorsun. Sen bu iddianda yalancısın. Müridin, mürşidinden saklayıp esirgeyeceği gömleği, sarı, altını ve malı olmaz. Şeyhi neyi yemesini emrediyorsa tabağında onu yer. Çünkü o kendi varlığından vazgeçmiştir. Belki Allah'tandır diyerek mürşidinin emir ve yasaklarını bekler. Mürşidinin eliyle her ne gelirse onu hayırlı bilir, onun çıkrığında eğrilir. Mürşidini kalbinden suçluyor, töhmet altında görüyorsan onun sohbetinde bulunma. Çünkü bu durumda onun sohbetinde bulunmanın, ona müritlik yapmanın sana bir faydası dokunmaz. Hasta doktoruna güvenmiyorsa onun vereceği reçeteyle iyileşemez. Kim insanlara olan ilgisini gerçek manada yok ederse, insanlar ona rağbet eder, ilgi gösterirler. Sözünü dinleyerek ve kendisine bakarak ondan faydalanırlar. İnsanları Allah'ın bildiği gibi bilip tanıdığı gibi tanırsan, insanlara ait özelliklerin kaybolur. Cinler, insanlar ve melekler senden uzaklaşır. Kalbin başka bir nitelik kazanır. Sırrından da varlık kabuğun, insanoğlunun alışkanlık kabuğu uzaklaştırılır. Hüküm gelir ve senin üzerine gömlek olur. Böylece yeryüzünde kendi isteğinle ve Rabbinin yaratmasıyla giydirilmiş olursun. İlahi ilim gelir ve kalbinle sırrının üzerinde gömlek olur. Peygamberimizin getirdiklerinden ayrılma ki onlar kitap ve sünnettir. Çünkü onları terk eden zındık olur ve İslam boyunduruğundan çıkar. Böylece dünyada Allah'ı kendisine kızdırmış, ahirette de cehennemi ve azabı hak etmiş olur. Arif kulun kalbinde hükümlerinin gerektiği şekilde yerine getirip Allah'ın kapısında durur olduktan sonra Allah'la kendi arasında olan bir şey daha vardır. Bu da insanların peşine takılıp ardından gelmesine ve sözünü dinlemesine liyakat kazanması, ehil olmasıdır. Bundan dolayı Allah'ın hükümlerinin gerektiği şekilde yerine getirmeyen kimselere uyması yasaklanmıştır. Çünkü bu mutlaka olması gereken bir şeydir. Bu işin esası budur. Kim bu işi sağlam yapar, ihlaslı olur ve insanlara da öğretirse o Allah katında büyük bir kimsedir. Bundan dolayı Peygamberimiz, her kim ilim öğrenir, öğrendiğini uygular ve başkalarına öğretirse melekut aleminde ulu, azim diye çağrılır buyurmuştur. Cahilliğinle bir köşeye çekileyim deme. Çünkü bilgisizce insanların arasından ayrılıp inzivaya çekilmek büyük bir bozukluktur. Bundan dolayı Peygamberimiz önce fıkıh öğren, bilgiden sonra inzivaya çekil buyurmuştur. Yeryüzünde korktuğun veya bir şey umduğun birileri varken senin köşene çekilip ibadetle uğraşman yakışık almaz. Kendisinden korkulan ve beklenti içinde olunan sadece ve sadece Allah olmalıdır. Ben Allah'tan başkasını ve zatına yaklaşmak arzusuyla dini doğrultmaktan başka bir şey bilmem. Dinini doğrulturum. Başkalarını memnun etmek için değil, sırf Allah'ın razı etmek için dinine yardım ederim. Sıddık kul, dinin çığlığını kalbine ve sırrına nasıl seslendiğini duymuştur. İnsanlar dinin sınırlarını delip öteye geçince, emir ve yasaklarını dikkate almayınca ve dini arkalarına atınca, sıddık kulun kalbi ve sırrı dinin nasıl çığlık attığını ve nasıl yardım dilediğini duyar. Hemen ellerini kollarını sıvazlar ve dinin yanında duruverir. İyiliği emredip kötülüğü yasaklamak konusunda ona yardımcı olur.
dinin iyiliğini ister ve korur onu. Bunu nefsinin, doğasının, bilgisizliğinin ve münafıklığının gücüyle değil, Rabbinden aldığı güçle yapar. İbadet alışkanlığı terk etmektir. Bütün alışkanlık ve adetlerin yerini ibadetler almalıdır. Onlar dünyaya, ahirete ve insanlara tutunmayı terk etmiş, Hakk'a tutunmuştur. Kendinizin geçer akçe diye sunmayın. Çünkü parayı kontrol eden bu işin uzmanıdır. Paranızı sizden almaz, onu mihenk taşıyla kontrol etme gereği bile duymaz. İyisi mi siz, onu atın ve yok sayın. Sizden ancak körlüğe girip kalplığından kurtulan ve saf altın olan paralar kabul edilecektir. İşin kolay olduğunu sanmayın. Çoğunuz münafık davranışları sergilediğiniz halde ihlaslı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. İmtihan olmasa iddialar ne kadar çok olurdu. Kim halim ve sakin bir kimse olduğunu iddia ederse onu kızdırarak sınırız. Kerem, cömertlik iddiasında olan kimseyi kendisinden bir şeyler isteyerek sınırız. Kim neyi iddia ederse biz onu tersiyle sınırız. Şu hevesinizi bırakın da bütün hallerinizle takvaya sarılın. Allah takva sahiplerinin yanındadır. İmanla ilgili meselelerde şirkten, diğer konulardaysa günaha girmekten sakının. Sonra kitap ve sünnetin ipine tutunun ve sakın ola elinizden boşamayın. Allah cömerttir, kerem sahibidir. Kuluna iki korkuyu birden vermez.